Tekrardan herkese selamlar. Bu videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane paralel rezonans devresi çözüyoruz ve bu çok kolay bir soru değil mi? Zaten bir cümlede tüm soruyu anlatabildiklerine göre kolay bir sorudur bu. Bakıyoruz neymiş paralel bir tane rezonans devremiz varmış yani bu bir RLC devresi. Direncimiz 100 kaymış, indüktörümüz yani bobinimiz 50 milihenri, kapasitörümüz 2 nanofarad. Buna göre omega 0, omega 1, omega 2, kalite faktörü ve band aralığı bizlere sorulmuş. Şimdi her şeyden önce o zaman omega 0'la yani rezonans frekansı Ile başlayalım. Bunun değeri nedir arkadaşlar? Kök 1 bölü LC değil mi? Baktığımızda L değerimiz 50 mH. Bunu 2 nanofaradla çarptığımız zaman ne gelir elimize? 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan 100 çarpı 10 üzeri eksi 12 gelir. Yani aslında bunu şöyle ifade edebilirsiniz. 100 çarpı 10 üzeri eksi 12 geliyor ya. 1 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 12. Tabi burası da ne yaptı? 10 üzeri eksi 10 yaptı. Demek ki bunu bir bölü haline aldığımız zaman 10 üzeri 10 yaptı. Ve arkadaşlar bunun kök içinde değerini aldığımızda biz şunu görüyoruz. Buradan 100 kilo radyan bölü saniyelik bir rezonans frekansımızı çıkarmış olduk. Tabi bunu yaptıktan sonra bizim ne yapmamız lazım? Yarı açı frekanslarına gitmemiz lazım. Onlara daha kolay gidebilmek adına önce isterseniz bir bant aralığımızı kontrol edelim. Bant aralığımız nedir? 2 alfa olmalıdır değil mi? Ve biz şu an paralel bir rezonans devresiyle çalışıyoruz. O zaman 1 bölü 2 RC dediğimiz şey benim alfa değerimdir. O zaman 2 alfa için de benim 1 bölü RC'yi bulmam gerekiyordur. Ve ben bu değeri nasıl bulabilirim arkadaşlar? R belli, C belli. Çarptığım zaman ne çıkar? 200 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bunu hesap makinesinde hesapladığımız zaman arkadaşlar bizim şeyimiz bant aralığımız 5000 çıkmış oluyor. Bunun da tabii ki birimi radyan bölü saniye arkadaşlar. Bant aralığını bulduktan sonra çok rahat bir şekilde kalite faktörünü atlayabiliriz. Kalite faktörü arkadaşlar bizim rezonans frekansımızı gidip bant aralığına bölmemiz demek. Yani aslında 2 alfaya bölüyoruz demek bu da. Tabii burada rezonans frekansımızı ne bulduk? 100 kilo radyan bölü saniye bulduk. Büyük bir sayı. Aşağıya ne yazacağız peki? 5000 radyan bölü saniye yazıyoruz. Buradan çıkacak olan cevap da bizim için nedir? 20'dir arkadaşlar. Yani bunun 20 çıkması aslında şu açıdan önemli. Çünkü şu an ben omega 1'i ve omega 2'yi bulurken çok daha kolay bir formül kullanabilirim. Çünkü kalite faktörümün ondan büyük olduğunu kanıtladım. Nasıl yaptım? Kalite faktörümün 20 olduğunu bularak. O zaman burada arkadaşlar bu omega 1'i ve omega 2'yi bulmak adına Mesela omega 1 için ne diyebiliriz? Omega 0 eksi b bölü 2 deriz değil mi? Çok rahat bir şekilde. Bu da ne olur? 100 kilo radyan bölü saniyeden arkadaşlar neyi çıkarmamız gerekir? 2500'ü çıkartmamız gerekir. 2500 radyan bölü saniye yazalım. Bir de omega 2 değerimiz için omega 0 artı b bölü 2 dememiz lazım. Tekrar tekrar yazmıyorum. Omega 1'in değeri arkadaşlar 97,5 kilo radyan bölü saniye çıkar değil mi? Omega 2'nin değeri de arkadaşlar 102.5 kiloradyan bölü saniye çıkmış olur. İşte bunlar da totalde tüm cevaplarımız olmuş oldu. Gördüğünüz üzere çok çok kolay bir soruydu arkadaşlar. Bundan sonra iki tane daha soru çözeceğiz ve o soruların bir farklı özelliği olacak. Daha sonrasında pasif filtrelere geçiyor olacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esenliklerle kalın. Türk milletinin karakteri yükseksin. Türk Milleti Çalışkandır! Türk <laughs> Milleti